Mutlu akşamlar değerli izleyenler, kent, mekan ve toplumla karşınızdayız her pazartesi olduğu gibi. bu Bugün de yine e, toplumumuzu ikiye bölen bazı tartışma konularını sizlerle işleyeceğiz. Çünkü toplumumuz fırsatını bulduğu anda ikiye bölünmek konusunda çok mahir ve biz de e, toplumu ikiye bölen konuşmalar, e, toplumu ikiye bölen konular üzerine tartışacağız, konuşacağız. Stüdyomuzda programımızın daimi paydaşı hocamız Hüseyin Tutumlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız son teşekkür bir haftadır? Teşekkür ederim sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizim için yılbaşı bir yoğunluk demek. Haber yoğunluğu, asgari ücret trafiği, 2023'ün verileri, en fazla konuşulan <laughs> konular bunlarla yeni yılı karşılamaya çalışıyoruz. Ve bir de her yılın klasik tartışma konuları vardır. Piyango gibi, asgari ücret trafiği gibi, yeni yıl kutlanır mı kutlanmaz mı gibi. Şimdi ana haber bültenlerinde bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz ve bu toplumu bölecek konuyu çok fazla mikrofon yoluyla vatandaşa sormuyoruz. İsteyen kutlayabilir, isteyen kutlayamaz. Bu noktada bir kaşıma yapmıyoruz. Ama sosyal medya üzerinden bir restleşme başladı özellikle bu noktada daha hassasiyetli olması gereken, toplumun bölünmesi ya da bölünmemesi noktasında hassasiyetli olması gereken üniversite öğrencilerinden bir restleşme başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrenci üniversite kampüsü içerisinde bir çam ağacını süslüyor önce. Sonrasında bir grup öğrenci gidip o süsleri söküp çöpe atıyor. Sonra süsleyen öğrenciler yeniden çam ağacını süsleyip bu sefer nöbet tutmaya başlıyor ee, ağacın önünde. Ve e, sosyal medyadan restleşme başlıyor bu sefer. Bekleyin orada, geliyoruz, o ağaçtaki süsleri yeniden sökeceğiz, e, size gününüzü göstereceğiz gibi e, bir restleşme başlıyor. Şimdi e, birazdan çok önemli bir e, konuya da değineceğiz. Tarihçi yazar Mustafa Çalık'ın e, hayatını kaybetmesi üzerine sizlerle konuşacağız ki... ...son e, yılların tefekkür alemine en fazla katkı sağlayan isimlerinden birisi ve... Öncelikle bu konuyla başlayalım. Yılbaşı toplumu ikiye bölüyor. Bazıları kutlayanları neredeyse tekfir edecek hale geliyor. Bazıları da inadına kutlayıp hatta ve hatta kendisine karşı söylemlerde bulunanlara cevap olarak daha uç, daha bu işi kültürel vaziyetten çıkıp daha dini boyutuna kadar taşıyacak eylemlerde bulunuyorlar. Nasıl bir çözüm olmalı? Birisi yılbaşı kutluyor diye onu kafir ilan etmek doğru mu? Veya bir çam ağacı süslenmesi üzerinden toplumun bu kadar bölünmesi doğru mu? Bir noktada bir yanlış var ama yanlış nedir sizce? Maalesef toplumsal gelişim sürecimizdeki evrelerde bazı eksikler olduğu görülüyor. Zaten bu kadar kolayca toplumsal gerilimin yükselmesinin de bunun da etkisi vardır elbette. Bu konuda e, Durkheim'in e, mekanik toplum, organik toplum ayrımı ya da e, geleneksel toplum, modern toplum, e, Gemeinschaft, Gesellschaft, e, Tönnies'in e, ayrımı gibi e, kuramlar bize yol gösterici olabilir. Çünkü geleneksel toplumlarda e, ve küçük yerleşimler e, söz konusu olduğu için. Ve burada yaşayan insanlar doğdukları andan itibaren benzer sosyalleşme sürecinde yaşadıkları için birbirlerine benzeyen insanlardan kurulu idi bu topluluklar. Ancak modern dönemlerde sanayi devriminden sonra kentlerin nüfusunun hız, hız, hızla artması, metropol anlayışının ortaya çıkması, birbirinden çok farklı sosyalleşme sürecinden gelen insanların, Farklı dini, etnik veya kültürel kodlarla bezenmiş insanların aynı kent içerisinde yaşaması söz konusu oldu. Dolayısıyla bu çeşitliliğe zaman içerisinde tüm toplumlarda birden olmadı elbette ama zaman içerisinde bir tahammül, bir hoşgörü gelişti. Bizim toplumumuzda maalesef bunun gelişim süreci çok yavaş cereyan ediyor. Aslında e, kentte yaşayan insanların e, birbirlerinden farklı e, e, kültürel kodlara sahip e, insanlardan müteşekkil olduğunu, dolayısıyla taleplerinin, kutlamalarının, yaslarının, e, düğünlerinin, cenazelerinin birbirinden farklı olabileceğini kabul etmeleri gerekiyor. Eğer siz bunu kabul etmez de o kentte yaşayan herkesin benzer aynı olaylar karşısında benzer tavırlar veya düşünceler, duygular, inançlar göstermelerini beklerseniz bu işte toplumsal gerilimi yükselten bir hadiseye dönüşür. Elbette bu böyle bir kutlamayı dileyen insanlar, herkes kendi meşrebince, kendi kabulünce, kendi hayat anlayışı çerçevesinde değerlendirebilir. Dileyen kutlar, dileyen kutlamaz. Ne kimse kutlayana niye kutluyorsun diyebilir, ne de kutlamayana kimse neden kutlamıyorsun diyebilir. Ee, bununla ilgili eleştirileri varsa bunu elbette her platformda dile getirebilirler, tartışabilirler. Doğru buluyorlarsa, yanlış buluyorlarsa buna dair argümanlarını ifade edebilirler. Ama bu bunun ötesine geçer. Artık bir zorlama yani kutlamayacaksınız boyutuna gelirse, işte orada artık bir toplumsal birliğin zedelenmesi durumu söz konusudur. Peki, diyelim ki bu Noel ağacı denilen da kutlanılan şey, çünkü orada da Noel farklı, yılbaşı farklı. Daha çok yılbaşında Türkiye'de biz görüyoruz. Orada yılbaşından önce aslında o Noel ağacıyla ilgili rutiyelleri diyelim ki Hristiyanların çoğunluğu olduğu, çoğunlukta olduğu ve bunu bir dini kabile yaptıkları yerde Müslümanlar bunu kutlamamak veya reddetmek e, durumunda kalsalar ki yapabiliyorlar. Onlar illa kutlayacaksınız işte illa bu ağacın etrafında olacaksınız. İlla evinizde bir noal ağacı süsü e, olacak diye bastırmaları ne kadar yanlışsa temel haklara e, karşı bir suçsa Ülkemizde de bunu kültürel kodlarla, yapanlar zaten dini sahiplerle yapmıyor bunu. Kültürel kodlarla yapıyor. Zaten o bahsettiğiniz kafir ilan etmek falan gibi şeyler de dini bir takım yargılardan üretilmiş suçlamalar diyeyim veya isnatlar diyeyim. Elbette ki o söylediği bunu kutlayan insanlar da Müslüman olduklarını ifade ediyorlardır. Kendileri aksini beyan etmedikçe hepsi Müslümandır. Sadece böyle bir ritüelle dinden çıkmak vesaire gibi böyle aşırılıkçı görüşler ancak küçük bir kesimde kendisine yer bulabilir. Çoğulculuğun esas olduğu, çeşitliliğin esas olduğu, herkesin düşünce, inanç ve bu tip kutlamaları özgürce yapabildiği bir ülkedir Türkiye. Bizim anayasamız da zaten bunu teminat altına alır. Dolayısıyla bu maalesef zaman zaman ülkemizde işte yılbaşlarında veya Ramazanlarda vesaire bu gerilimler yükselebiliyor. Eskiden daha çok daha yoğun olurdu bu. Şimdi gittikçe azalıyor ama maalesef bitmiyor. Bunun bir üniversite kampüsünde olması daha da üzücü. Çünkü üniversitede universal eğitim verilir. Dolayısıyla oradaki insanların nasıl fikri çeşitliliği, okuduğu derslerde Hangi ders olursa olsun bir tek görüş anlatılmaz üniversitede. O konudaki birçok kuram, birçok görüş aktarılır. Bunlar kendi arasında tartışılır. Çünkü üniversitenin eğitiminde, derslerde denilir ki tek bir doğru veya herhangi bir e, olayı açıklayacak tek bir sebep olamaz. Dolayısıyla bu kuramların tamamını değişik şekillerde kullanmak gerekir diye öğretilir. Yani fikirde çoğulculuk öğretilir. Ama üniversite kampüsünde bu öğretilen fikirde çoğulculuğun yerine işte böyle yapacaksınız, yapmazsanız şöyle yaparız falan gibi şeyler ee, yanlış e, uygulamalar veya o gençlerin maalesef heyecanları yani e, bunu inanç üzerinden yapmaları ayrı bir şey e, garabet çünkü e, İslam tarihinde bazı durumlar hariç Hazreti Peygamber dönemi dahil. Osmanlı dahil, Selçuklu dahil coğrafyalarında birçok farklı inanç kendisine yer bulabilmiş. Normal kendi ritüellerini devam ettirebilmişler. Bunun bugün modern dönemde çoğulculuğun esas olduğu, tekçiliğin totaliterizm olarak kabul edilip reddedildiği bir dönemde yapılması oldukça rahatsız edici, onu söyleyebilirim. Dün ilginç bir görsel gördüm bu tartışmalar üzerine hocam. Bir Osmanlı minyatüründe de bir çam ağacının süslendiği e, görüntüsü var. Bulabilirsem rejideki arkadaşlara ileteceğim. E, şimdi şöyle bir durum var. Bir de çok sayıda Amerikan filminde veya bazı ünlü markaların reklam filmlerinde Noel ağacı, Noel baba e, bu figürler kullanılıyor ve bunların ya da yılbaşı kutlaması kullanılıyor. Bunların toplum üzerindeki etkisi ne düzeydedir veya bunları uygulamak yoluyla biz kendi kimliğimizi kaybeder miyiz? Yani evde tek başına bu bir film ve Noel sürecini anlatıyor, yılbaşı sürecini anlatıyor. Bir kola markasının yılbaşı geldiğinde Noel Baba üzerinden bir kampanya yürütmesi ki aynı marka Ramazan'da da çok büyük kampanyalar yapıyor. Buna benzer süreçler üzerinden bizim bunu kutlamamız, vatandaşların bunu kutlaması, yılbaşını kutlaması, kendi kültürüne yabancılaşması anlamına gelir mi zamanla? Veya şu korku var sanıyorum daha muhafazakar insanların içerisinde. Biz onlara benzediğimiz süreç içerisinde bunlar bizim karşımıza düşman olarak çıksa bile nasıl olsa bunlar da bizden Bunlardan bize bir zarar gelmez. Bak onlar da bizim gibi yılbaşı kutluyor. Bak onlar da bizim gibi Noel Baba figürüne sahip diyerek, bunlar düşman olarak bile gelse bize, biz bunları yabancılamayız şeklinde bir sanıyorum düşüncesi var muhafazakarların. Böyle bir benzeşme olur mu sadece yılbaşı kutlaması üzerinden? Yani eğer olsaydı bugüne kadar olurdu. Bu benzeşmeden kastınız Hristiyanlaşmaksa böyle şöyle, bir hayır, şöyle yok. Daha, daha net ifade edeyim. Bizim kültürel simgelerimiz yılbaşı, Noel, Noel ağacı, işte Noel baba gibi simgeler üzerinden yabancılarla benzeştikçe artık yabancıları düşman olarak bile gelse bize ya bu da bizim gibi insan, bu da bizim gibi kutlamalar yapıyor, birçok benzer yönümüz var diyerek artık onlara düşman olarak gelse bile tepki vermemeyi sağlar mı bu kültürel kodlar? Ee... Sağlamaz. Şundan dolayı e, bu bahsettiğiniz e, işte Noel, Şükran günü e, gibi şeyler, e, özel günler ki or onlarda bir hayli bir özel gün var. bu Aziz bilmem, Aziz şu, Aziz var. falan çok fazla e, öyle günler var. Bunlar onların e, bir kısmı dini, bir kısmı e, mitsel e, yani tarihsel gerçekliği e, tartışmalı. Ve toplumsal birliklerine hizmet etmesi için kutlanan şeyler ama mesela yılbaşı daha la dini yani dinin dışında çünkü bu Noel ile yılbaşı birbirinden farklı şeyler. Noel evet dini bir ritüel gibi kabul ediliyor Hazreti İsa'ya istinaden ama yılbaşı öyle değil. Yılbaşı senenin ilk günü olarak ve la dini dinle ilgisi olan bir kutlama değil. Bunca yıldır işte televizyonlarda dizilerde vesaire, evet onların kendi kültürleri, kendi aile değerleri, kendilerini bir araya getiren değerler olması açısından görüyoruz. Ama bunlar da on daha çok artık dini şeyinden niteliğinden uzaklaşmış, daha kültürel kodlarla artık ifade edilir hale gelmiştir. Türk toplumunda bunun bu şekilde onlara benzeme şeklinde bir tezahürü görülmüyor. Daha böyle evrensel bir kutlama gibi nitelendiriliyor. Ve yılbaşında özellikle biliyorsunuz dünyanın her ülkesinden işte şurası saat 12'ye geçti yeni yıla girdi şurası girdi diye böyle saat saat ilerletiyorlar. Bunların içerisinde işte Çin gibi diyelim tanrısız dinlerin veya Hindistan gibi tanrısız dinlerin olduğu yerlerde veya ateizmin çok yüksek olduğu ülkelerde de görüyoruz aynı şeyi. Hristiyanlığın en koyu yaşayan Latin Amerika diyelim orada da görüyoruz. İslam ülkelerinde de benzer şeyi görüyoruz. Bu biraz la dini artık yani dinin dışında bir kültürel kod gibi düşünülebilir. Her toplumun evet böyle şeyleri vardır onları bir araya getiren onların toplumsal birliklerine katkı sunan e, kutlamaları vardır. Bizde mesela dini bayramlar, özellikle dini anlamda milli bayramlarda milli anlamda toplumsal birliğimizi daha e, kendi kültürümüzü ifade eden e, unsurlardır. E, ama e, bu yılbaşı özellikle Noel değil ki bu kastedilen burada Noel ağacı tartışmasından hareketle. ...Noel diye yani 25 Aralık diye e, anlaşılabilir. Öyle değil. Bu e, yapan kişilerde de muhtemelen 1 e, Ocak tarihi... ...yani yeni yılın başlangıcını kutlamak maksadıyla bunu yapmışlardır. Dini bir sahikle değil, daha kültürel bir sahikle olabilir. Yani kişisel olarak düşüncem... E, e, ...kültürel kodlarımızın dışında olan bu tip e, günlerin... Kutlanacaksa bile daha ölçülü yapılması, işte ne bileyim Noel'e has olan o Noel ağacı işte yok hindi vesaire gibi bunlarla yapılmaması. Ama insanlar bunu yapıyormuş, yapanlar varmış. Elbette bu onların hakkıdır. Kişisel tercihleridir. Kimse buna karışamaz. Aslında daha büyük sorunlarımız varken odaklandığımız yerler maalesef çok daha küçük sorunlar. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'dan Afyonkarahisar'a taşınan bir insan olarak şu anda çok doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Bazı görseller var ki birebir yaşadığım, birebir şahit olduğum ve şaşırmadığım görseller ama vatandaşlar, insanlar görünce şaşıracaklardır diye tahmin ediyorum. Şimdi değerli yönetmenimizden o görüntüleri isteyeceğim her şeyin trafiği var. İstanbul'da araç trafiği var. Zaten bu yıllardır kabul edilmiş bir gerçek ve şehrin yöneticileri de geçmişten bugüne yöneticileri trafik sorununu kimse çözemez diyerek elini eteğini çekiyor ve trafik sorunu gerçekten yıllardır çözülemiyor ama İstanbul İstanbul'da bir de insan trafiği var. Yani metrobüse binmek için saatlerce bekleyebilirsiniz. Metro Yine aynı şekilde metro tünellerinde yürüyebilmek için bile hacda tavaf eden insanlar gibi arka arkaya yapışık ve bir süre e, bu şekilde gidiyorsunuz. Şimdi görsel bu. Birkaç görsel daha var onu da e, isteyeceğim sevgili yönetmenimizden. Şimdi bu görseller yaşanıyor şu anda gerçek ve sadece bu tür ulaşım araçlarında değil markette aynı şekilde uzun sıra var. ATM'lerde aynı şekilde uzun sıra var. Eczanelerde aynı şekilde. Ee, nereye giderseniz gidin, stadyuma gidin, stadyumda bile giriş için saatlerce bekleyebilirsiniz. Konser aynı şekilde. Ee, pek çok noktada bu sorun mevcut. Şimdi bizim böyle bir toplumsal sorunumuz varken e, bu tür yani e, elle avuca sığmaz, incir çekirdeğini doldurmayacak konularla kaybedecek vaktimiz var mı? İnsanlar her sabah kalkıp işe gidiyorlar ve işe gidiş süreleri bir saatten aşağı değil, 2 saatten aşağı değil. İki saat boyunca bu şekilde yürüyen bir kalabalık, düşünmeyi bile neredeyse bırakmış insanlar sadece işe gidebilmek bir iş. Sonra çalışıyorlar, işten çıktığında eve ulaşabilmek bir iş. Maalesef böyle bir toplumun içinde yaşarken şu anda çam ağacını süslemek ya da süslememek üzerine kendi kafamızı yoruyoruz. Nasıl bu sorundan kurtuluruz demiyoruz kesinlikle. Çok daha acı görseller var, çok daha acı tablolar var birebir yaşadığım için onları da biliyorum. Kalabalık kentler dünyanın her yerinde var maalesef. Böyle bir toplumsal sorun varken bizim odaklandığımız şeyler bambaşka. İnsanlar sanıyorum herhalde yaşam sevinçlerini bir kenara bırakmıştır. Beyaz yakalı olsun, mavi yakalı olsun İstanbul'da. Çok büyük geliri olmayanlar haricinde. Bu sorun insanları düşünmekten, üretmekten alıkoyar mı? Bu sorunu yaşayan insanlardan faydalı işler beklenebilir mi? Her gün evine ulaşmak ya da işine ulaşmak için saatler harcayan insanlar topluma bir fayda sağlayabilir mi sizce? Yani elbette sağlar. Neticede bu insanlar bir hizmet, bir iş görüyorlar ama eğer bu sağlıklı mıdır, kendisi için sağlıklı mıdır, bir insan olarak yaşamın yaşam kalitesini etkilemeyen bir şey midir derseniz, hayır etkileyen bir şeydir elbette. Onca zamanı e, yolda geçirmek, e, bir yerden bir yere ulaşmak için geçirmek e, insan ömründen alınmış bir zaman dilimi neticede. Onu çok daha verimli veya dinlenerek geçirmeleri de mümkün. E, maalesef e, Türkiye'de bu çarpık kentleşmenin yol açtığı sorunlardan bir tanesi bu. E, karşılaştırma yapabilmemiz için bir örnek vereyim. Almanya'nın yüz ölçümü, toprak büyüklüğü yani Türkiye'nin yarısı kadar. Nüfusu hemen hemen aynı. Hı hı. E, i̇steyenler Google'dan tarasınlar. Almanya'da milyonu aşan kaç tane şehir var? Bir de <laughs> Türkiye'ye baksınlar milyonu aşan kaç tane şehir var? Bizim yarımız kadar yüz ölçümünde milyonu aşan şehirleri 8-10 yıl önce en son benim baktığım şeylerde rakamlarda 3 tane milyon aşan şehirleri vardı bizde çok daha fazla bu sayı. Ee, hele İstanbul veya Ankara veya İzmir nüfusunda il neredeyse yok. Ee, şey Başkentleri hariç. Ee, ki Şöyleymiş. Ben bizde e, kıyasla, söylediğiniz hı. veriyi paylaşayım. 83 milyonluk Almanya'da e, Berlin, Hamburg, Münih. 3 tane evet. şehir e, 1 milyonun, milyonun mi? üzerinde. E, Türkiye'de 83 milyonluk e, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa buna Eskişehir eklenmiştir diye tahmin ediyorum. Gaziantep eklenmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Gaziantep çok ciddi göç aldı. Sanıyorum Türkiye'de 6-7 şehirden fazla olması evet. gerekiyor. Ve Onların yüz ölçümü bizim yüz ölçümüzün yarısı kadar. Hı hı. Yine kıyaslama olabilmesi açısından bir örnek vereyim. İstanbul'un yüz ölçümü Afyonkarahisar'ın yüz ölçümünün 3'te biri kadar. Evet. Ama nüfusu Afyonkarahisar nüfusunun yaklaşık 25 hatta hatta gayri resmi rakamlara göre 30 katı. Ee, özellikle iç göçlerle birlikte önce İstanbul nüfusu şişmeye başladı 1950'lerden sonra. Ee, çok özür dilerim çok daha acı bir veri söyleyeceğim. 24 şehirmiş. 24 şehir Türkiye'de 1 milyonun üzerinde. Evet. Bu sürekli sorun üretmek demek zaten o evet. şehirlerin sürekli sorun üretmesi. Hele sürekli göç alıyorsanız bir de sürekli sorun üretiyor demektir o şehir ve çözümler gittikçe güçleşmekte bir noktadan sonra da imkansız hale gelmekte. Dolayısıyla İstanbul gibi şehirler önce iç göçlerle, sonra dışarıdan gelen göçlerle Türkiye'de yaşayan insanlar, ee, ekonomik sebeplerle olabilir, işte ne bileyim, sosyal sebeplerle olabilir, eğitim sebepleriyle olabilir. İstanbul'a akın ediyorlar. Ee, aldığımız dış göçlerde ister bunlar Türk soylulardan olsun, işte Bulgaristan, işte mübadele Yunanistan veya ne bileyim diğer Türk cumhuriyetlerinden, isterse 2011'de itibaren yaşadığımız e, sınırımızdaki ülkelerden olsun. Ve bunların büyük bir kısmı yine İstanbul'a gidiyor. Bunun önüne geçilmedi müddetçe ve bunun azaltılması yönünde bir takım tedbirler alınmadıkça bu sorunların çözülmesi zor görünüyor. Her ne kadar Türkiye'de şu anda sanıyorum toplu ulaşım anlamında en önemli hizmetler, en geniş hizmet ağı İstanbul'da. Evet. Yani metrobüs, metrolar, işte marmaraylar, köprüler vesaire. Buna rağmen yetmiyor. Toplulaşıma bu kadar yatırım yapılmasına rağmen yetmiyor. Dolayısıyla artık bunun bir yerde durdurulması ve azaltılmaya gayret edilmesi gerekiyor. Bununla için öncelikle sanayinin ki zaten İstanbul'da sanayi giderek azaldı işte ama bu sefer işte şey Gebze gibi güney tarafında ya da Çorlu gibi kuzey tarafında yerlere yine yani o havzada toplandı yani dağıtılmadı. Ee, finans merkezi yapmak gibi bir proje geliştirildi. Bunların hepsi insan çekecek şeyler, daha çok insanın oraya gitmesini sağlayacak sebep olacak şeyler. Bunların önüne geçmek lazım. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir kimlikten, bir pasaport benzeri işte İstanbul'a isteyen herkesin vize e, gelemediği, daha doğrusu yerleşemediği, hı hı. orada ikamet edemediği bir <laughs> önlem alınması söylemişti. Bunu söylediğin tarihten sonra sanıyorum 30 yıla yakın bir zaman geçti. Çok da tartışılmıştı. Evet. Çok Peki çok buna benzer uygulamalar var mı dünyada? Var evet dünyada bazı sanıyorum ülkelerde Hong var. Kong'da mı var? Birçok ülkede buna benzer şeyler var. Hatta bazı ülkeler var mesela Singapur gibi böyle yoğun nüfusun da yoğun olduğu yerlerde otomobil alabilmeniz dahi o şehrin yerel yöneticilerin iznine bağlı. İşte bu otomobili aldınız. Nerede oturuyorsunuz? Şu mahallede. Burada nereye park edeceksin bunu? Nerede çalışıyorsun? Şurada. Orada nereye park edeceksin bu aracı? Önce park sorunun olmayacak ki otomobil alabilesin. Ee, veya otomobiller üzerindeki o MTV dediğimiz verginin, yıllık ödenen verginin yükseltilmesi şeklinde falan. Bunu azaltıcı şeyler var. Ee, doğal olarak eğer bu önlemleri almazsanız bu büyümenin önüne geçemezsiniz. Bu büyüme devam ettiği sürece siz bugün hangi çözümü üretirseniz üretin, birkaç yıl sonra o ürettiğiniz çözüm artık yetersiz kalacaktır. Yeni tedbirler almanız gerekecektir. Bu çarpık şehirleşmenin önüne geçmek ve bu büyük şehirlerin nüfusu ve oradaki bazı yatırımların Anadolu'nun farklı yerlerine kaydırılarak o nüfusun oradan farklı cazibe merkezlerine Geçişini sağlamak ancak bunun çözümü olabilir. Ama maalesef Türkiye sanki özellikle Marmara bölgesinde bu çözümü üretebilmenin de artık imkansız hale geldiği bir ülke durumundadır. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da siz yaşadınız. Ada pazarından sonra başladığınız zaman neredeyse Çorlu Tekirdağ'a kadar aralıksız sürekli bir kent içerisinde evet. gidiyorsunuz. Hiç neredeyse boşluk kalmamış bir bölgeden gidiyorsunuz. Yani bu kadar yoğun yerleşimin olduğu bir yerde artık bunu önleyebilmek de sanki çok güç, yani çok radikal tedbirler gerekiyor, İnsanların zorlanması gerekiyor Bazı ki deprem de... biliyorsunuz mesela çok büyük bu deprem tehlikesi ve depremin gerçekleşmesi sadece zamanını bilmiyoruz gerçekleşme gerçekleşeceğine bütün bilim adamları o konuda şey hem fikirler. Olacak o büyük deprem. Ama buna rağmen dikkat edin hiç kimse e, oradaki deprem tehlikesinden dolayı oraya gitmemezlik, oraya yerleşmemezlik, orada yaşamamazlık yapmıyor. Yani herkes hala e, İstanbul'a gidiyor. Tabii ya büyük şehir İstanbul dünya başkenti diyorlar. Eğer dünyada başkent olmayı hak edecek bir kent varsa bunların ilk sırasında elbette İstanbul gelir her anlamda. E, kültürel çeşitliliği, dini çeşitliliği, etnik çeşitliliği, ekonomik çeşitliliği ve işte iki kıtayı'nın birlikte oluşturduğu bir kent olması vesaire. Ama bu dünya başkenti maalesef artık can çekişiyor ve hepimiz fırsatımız varsa, imkanımız varsa hala işte diyelim aile fertlerimizi, çocuklarımızı İstanbul'da okumaya teşvik ediyoruz ya da orada kalmaya, orada yaşamaya teşvik ediyoruz böyle devam ettiği sürece de çözüm artık imkansız noktaya doğru gidiyor maalesef. Bazı belediyeler vatandaşlara şöyle bir imkan sunuyorlar. Siz evinizi İstanbul'dan başka bir yere memleketinize taşımak istiyorsanız bunun nakliyesini karşılıyoruz diyor belediyeler. Ancak orada da çok ciddi bir sıra varmış ve binlerce aile o sırada bekleyip şu anda İstanbul'u terk etmeye hazırlanıyorlar. Ancak bir türlü o nüfus düşmüyor. Son zamanlarda çok büyük evet. göç verdi İstanbul'a. Bir gidenler geri geliyor mu? Kontrol edilebiliyor mu? Hı hı. İki gidenin yerine yeni başkaları geliyor mu? Ki kesin geliyor zaten. Geliyor yani. yani o yüzden aşağı. düşmüyor. Bu 2001 krizinden, ekonomik krizinden sonra özellikle işsizliğin çok arttığı bir dönemde de İstanbul'da bu söylediğinize benzer şeyler tersine göç adı altında yapıldı. Ama maalesef hiçbir çözüm olmadı. Şimdi bir konumuz daha var. Sizinle aylar önce bir iletişim uzmanı vasıtasıyla, Kübra Hanım vasıtasıyla da konuşmuştuk programımızda. Adab-ı ve iletişim. Adab-ı Muaşeret'i konuştuk ve Adab-ı Muaşeret artık liselerde ve ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı bunun kararını aldı. Ortaokullarda görgü kuralları ve nezaket adı altında, liselerde ise adab-ı muaşeret adı altında seçmeli derslerin müfredatı hazırlanmış. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın da onayından geçmiş. E, topluma ciddi bir katkı sağlar, e, buna eminiz. E, peki neler öğretilmeli sizce? E, özellikle güncel anlamda geçmişte tabii ki pek çok şey, öğretiliyordu. Bu ders geçmişte de vardı. Ancak oradaki içerikler farklıydı. Bugün dünya biraz daha değişti. Zaman biraz daha değişti. Neler öğretilmeli? Ne hedeflenmeli sizce öğrencilerin bu dersi almasının ardından? Adam muhaşeretin e, esasını aslında sosyal davranış kuralları ve bir arada yaşamanın kaideleri diyebiliriz. Bir hukuki metin değildir. E, yaptırımı e, cezai değildir. Ama toplumsal dışlanma, insanların sizinle iletişimi kesmesi gibi daha çok manevi yaptırımları söz konusudur. Bu toplumsal bir arada yaşama kuralları diyebileceğimiz adab bu muaşeret, daha önce işte geleneksel toplumlarda, yine oraya dönelim, doğumdan itibaren önce aile içerisinde, sonra okulda ve sonra çalışma hayatında öğrenilen, kendiliğinden öğrenilen bir süreçti. İşte doğuyorsunuz bir ailenin içerisine. O ailenin içerisinde geniş aile, bugünkü gibi çekirdek aile değil, daha geniş bir aile. Büyüklerinizin yanında nasıl duracaksınız, nasıl söz alacaksınız, nasıl konuşacaksınız... Çocukta ne mazur görülür, ergen gençte ne mazur görülür, işte yetişkin gençte ne mazur görülür, bunları öğreneceksiniz. Bir arada onlarla farklı yaş grubunda, farklı cinsiyetlerdeki insanlardan nasıl davranacağınızı öğreniyordunuz. Daha sonra eğitim hayatında elbette bu devam ediyordu. Okulda iletişim kurmakla ilgili. Daha sonra iş hayatında da işte ustanıza, sizden üstadınıza neyse ne yaptığınız işe göre orada onun o işin şeyleri nedir, teknik bilgisinin yanında, yani sosyal anlamda e, ne yapılması gerekir? Nasıl davranılması gerekir? İşte bir fırınsa bu fırında nasıl davranılması gerekir? Müşteriyle nasıl iletişim kurulması gerekir? E, ya da ne bileyim bir ayakkabı tamirhanesi ise orada müşteriyle nasıl iletişim kurması gerekir? İşini nasıl yapması gerekir? Bunların tamamı e, genç yaşların e, başlarında bu sosyal gelişim süreci içerisinde öğreniliyordu. Ancak bugün artık e, doğal olarak çalışma hayatında ebeveynlerin yani anne babanın e, çalışma hayatında olmasından dolayı. Artık çekirdek aile esas olduğu için geniş aile diyebileceğimiz dedelerin, ninelerin, teyzelerin, halaların, amcaların, dayıların olmadığı sadece e, çocuklar ve anne babanın olduğu bir aile yapısında anne baba da eğer işe e, çalışıyorsa ki artık çoğu çalışıyor çocuğun bu gelişim süreci akamete vuruyor. İşte kreş, anaokulu vesaire ama bunlar aynı etkiyi yapmıyor. Çünkü bir bunu yaşayarak öğrenmek başka bir şey. Bunu teorik olarak işte yapma, etme, şunu yap, bunu yapma diyerek öğrenmek farklı bir şey. Dolayısıyla biz bugün üniversite öğrencileri dahil bütün okullardaki çocuklarda dahi bunun noksanlığını görebiliyoruz. Yani bu onların birincil kabahati değil elbette. Yani o yaşa gelen bir çocuğun öğrenmesini beklersiniz bu anlamda kendisini yetiştirmesini beklersiniz. O anlamda onun eksikliğidir. Ama bu aynı zamanda toplumun bu sosyal düzen kurallarını e, o topluma ait olan insanlara aktarmadaki bir başarısızlığının ifadesidir aslında bunların e, ders olarak ortaokul ve lise öğrencilerine okutulması oradaki bir eksikliği e, bize göstermektedir. Ve gerçekten o eksiklik bugün toplumda görülüyor. İşte ne bileyim Sıra beklerken diyelim bankada ya da ne bileyim herhangi bir yerde fark etmez sıra bekliyorsanız e, veya diyelim nüfus düzen çıkartacağınız orada ki çoğu yerde artık elektronik oluyor bu işler buna rağmen işte orada bazı insanların öne geçmesine çıkması veya trafikte hemen bir an evvel geçeceğim diye diğerine yol verip vermeme, yayaya yol verip vermeme, yayanın istediği yerden geçmesi e, veya ne bileyim e, eğitim hayatı içerisinde hocalarla, okul yöneticileriyle e, oradaki arkadaşlarının ebeveynleriyle annesi babası vesaire ki bir genç e, henüz lise çağlarında birisinin itirafı oldu. Bir gün kızımın arkadaşı konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sohbet ederken bir şey oldu. Ben de gülümsedim. Ya ben dedi büyüklerle nasıl konuşulur bilmiyorum dedi. Çünkü hiç olmamış. Yani aile içerisinde işte diyelim çekirdek aile zaten bu. Bir de okula gitmiş hocaları var. Yaşça büyük gördüğüm. Ama işte diyelim toplumdaki diğer yaşça büyük insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Onun yolunu bilmiyor çünkü. Bu onun eksikliği değil. Maalesef bu modern toplumlarda büyük bir sıkıntı. Bu derslerin konulması yerinde olmuş elbette. Aynı zamanda bu Elyas'ın bir medenileşme şeyi var. Kendi bir kuramı var. O kuramda toplumsal değişim süreçleri içerisinde görgü kurallarının da değiştiğini söylüyor. Ve bunu işte diyelim ki 16. yüzyıl Fransa'sında ne görgü kurallarına uygundu ne değildi. 17. yüzyılda bu nasıl değişti? 18. yüzyılda nasıl değişti? Toplumsal değişim bunun üzerinden okuyor. Aslında toplumsal değişimi okuyabilmek açısından da bu adab-ı muhaşeret e, bilmek önemli. Tabi burada adab-ı muhaşeret veya görgü ve nezaket kuralları ikisini de kullanabilirsiniz ders, isim olarak. İkisi de gayet münasip. Ancak bunu işte 300 yıl önceki, 500 yıl önceki bir e, toplumsal değerler manzumesini bugüne aynı ile aktarmaya çalışırsanız büyük hata etmiş olursunuz, aktaramazsınız. Bir örnek vereyim mi evet. hocam? Anne babanın büyüklerinin yanında çocuklarını sevmemesi. Evet. Mesela veya hiç sevmemesi, hiç sevgi göstermemesi gibi. E, ayıp karşılanır Ayıp karşılanır. Yani şöyle diyelim, büyüklerin yanında, yani kendi anne babasının evet. yanında sevgi gösterirse bu ayıp karşılanırdı. Baş başarken ayrı tabi. Şimdi Giddens'in çok sevdiğim bir şeyi var. Ee, diyor ki geleneği gelenekçi biçimde yaşatmaya çalışmak fundamentalizmdir. Yani köktenciliktir. Ee, geleneği o biçimde yaşatamazsınız. Ee, bu toplumsal değişime ve gerçekliğe aykırıdır ve aşırılığa e, düşmüş olursunuz. Onun için elbette adam, muhaşeret, görgü, nezaket kuralları çok önemlidir. Toplumsal barış, toplumsal bütünleşme açısından çok önemlidir. Dediğim gibi hukuki bir yaptırımı yoktur, hukuk kuralı değildir ama toplumsal kuraldır. Cezai bir yaptırımı yoktur, ihlal edilmesi halinde ama manevi bir şey vardır, yaptırımı vardır. İşte toplumsal dışlanma, arkadaşların ondan uzaklaşması, onunla konuşmamak, selam vermemek vesaire gibi toplumsal e, bir takım manevi yaptırımları vardır. Onun için bunu öğrenmek eğer e, normal gelişim sürecinde veremiyorsak çocuklarımıza ki veremiyoruz. E, bu şekilde okullarda bunun yapılması çok e, yerinde bir karar olmuş. Ama dediğim gibi bugünkü toplumsal gerçekliğimize uygun bir biçimde yapılması yerinde olacaktır. Aksi Halde hem maksat hasıl olmaz hem de bir e, yüke dönüşür. Evet ee... Şimdi geçtiğimiz hafta çok fikir dünyasını çok sarsan bir tefekkür dünyasını, siyaset dünyasını, bilim dünyasını sarsan bir vefat haberi geldi. Doktor Mustafa Çalık 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser tedavisi görüyordu. İstanbul'da Doktor Mustafa Çalık ve haberi Bakan Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum dedi Fahrettin Koca. Kısaca isterseniz bir hayat hikayesini anlatayım, aktarayım. Ondan sonra da sözü size bırakacağım. 1956 yılında Gümüşhane Çalık Köyü'nde doğmuş Mustafa Çalık. 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş Mustafa Çalık merhumun fotoğrafını da alalım. Evet, geldi. Çalık 1980 yılında uzman yardımcısı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'na girmiş, sonrasında uzman olmuş. 1985-87 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı milletler arası çalışmalar lisansüstü okulunda yüksek lisans yapmış. Çalık, 1983-84 yılında Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri vermiş. Bir dönemde Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş. Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, sizin de sanıyorum yakından tanıdığınız bir e, isim, bir fikir adamı, bir siyaset bilimci Mustafa Çalık e, oldukça büyük gündem oldu. Belki toplumun geneline yayılmadı ama eğitim camiasında e, Türkiye'nin elitleri arasında, entelektüel insanları arasında. ...ciddi bir gündem oluşturdu Mustafa Çalık. Topluma nasıl tanıtırsınız, nasıl birisiydi Mustafa Çalık? Ürettiği eserler, Türkiye Günlüğü gibi eserler, yönettiği Cedid Neşriyat gibi yerler... ...nasıl katkı sağladı topluma şu ana kadar? Evet. Ee, önce şahsından başlayayım. Öncelikle çok güçlü bir karakterdi. Anadolu insanının bütün nezaketini, görgüsünü, özelliklerini onda görmek mümkündü. Ee, her anlamda çok cömertti. Hem fikirlerini e, insanlara anlatmakta, ondan talep edilen düşüncelerini e, ins e, talep edenlere aktarmakta hem de e, e, dergi idarehanesine, onun tabiriyle yazıhanesine gelen herkese ikramda bulunmakta vesaire. Çok cömert bir insandı her anlamda. Ee, Ankara'ya geldikten sonra, e, üniversitede okurken, e, o günkü, tabii 12 yıl öncesinin ideolojik kamplaşmaları, çatışmaları ortamında, e, Türk milliyetçisi zaten, e, çocuk denilecek yaşlardan itibaren, e, o zaman e, ülkücü teşkilatlar içerisinde görev alıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yönetiminde bulunuyor. E, ha, Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdi bu arada. Onu, yani... Be, e, Şöyle söyleyeyim, onunla sohbet ederken, iki kişiden bahsederken gözündeki o sevgi şeyini hissederdiniz. Birisi Muhsin Yazıcıoğlu, diğeri Enver Paşa'ydı. İkisini de çok severdi. Hasret, Genç Arkadaş gibi dergilerde, çeşitli gazetelerde yazılar yazıyor. Tabii 12 Eylül 1980 darbesi olduktan sonra bu DPT'de de çalışırken, işte dediğiniz gibi Denver'da çeşitli araştırmalar yapmak için oraya gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansı kazanıyor ama sonra orada yapmaktan vazgeçiyor yüksek lisansını. Ee, 1989 yılında bir grup arkadaşıyla e, o günkü konjektürde Türkiye'nin gelişebilmesi, ilerleyebilmesi için sivilleşmenin ve demokratikleşmenin önemini e, gördükleri, bildikleri için buna zemin hazırlayacak, buna katkı sunacak bir dergi çıkartmayı kar veriyorlar. İşte bunların içerisinde bugün kamuoyunun tanıdığı işte Profesör Vedat Bilgin, önceki dönem çalışma bakanı ki Mustafa Çalık'la Bayburt Lisesi'nden arkadaşlar. O da ayrı bir hikaye. Gümüşhane Lisesi'nde okurken, 12 Eylül'den önce tabii sürgün ediliyor Gümüşhane dışında bir okulda okuması için. O da Bayburt Lisesi'ne gidiyor. Orada okurken Vedat Bilgin'le arkadaş oluyorlar ve ömür boyu hatta cenaze namazından önce konuşma da yaptı Vedat Bilgin. Vedat Bilgin, işte Naci Bostancı, şimdi bir üniversitenin rektörü, daha önce milletvekilliği yaptı, grup başkanlığı falan yaptı. İlber Ortaylı Nabi Avcı vesaire. Bayağı bugün toplumun tanıdığı siyasi, siyasetçi, akademisyen birçok insan bulunuyor ve bu dergi DPT uzmanlığının istifa ederek başına geçiyor ve çıkartmaya başlıyor ki o zaman DPT uzmanlığı Türkiye'deki en önemli kurumlardan birisi DPT. Orada uzman olmak da çok önemli bir görev. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Turgut Özal DPT kökenlidir. İlhan Kesici DPT kökenlidir. DPT'den çok ciddi Türkiye'de kadrolar yetişmiştir. O görevden ayrılıyor ve Türkiye'ye böyle bir hizmette bulunmak için işte bu Türkiye Günlüğü dergisini çıkartmaya başlıyor. 1989 yılında 155. sayısı çıkmıştı en son. 156. sayısı e, o hasta yatağında vefatından kısa bir süre önce basılıyor. Matbaadan çıkıyor. Kendisi de görüyor 156. sayıyı. 156. sayının da yine e, editörlüğünü İhsan e, Ayal arkadaşımız yapmış. E, 156'yı da o yaptı. 155. sayının editörlüğünü de yaptı. Sağlığı nedeniyle son sayıların editörlüğünü... Farklı insanlar, e, akademisyen arkadaşlarımız yapıyorlardı. E, gerçekten özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin demokratikleşmesine önemli katkılar sundular, sivilleşmesine. Orada sol sosyalist e, gelenekten gelen birçok fikir insanı, akademisyen yazı yazıyordu. Liberal gelenekten gelen insanlar yazı yazıyordu. İşte milliyetçilik düşünceden gelen, İslamcı düşünceden gelen, birbirinden çok farklı düşünce yetpazesinden gelen insanlar orada birlikte bir tartışma, bir fikir zemini oluşturabilmişlerdi ve birlikte e, Türkiye'nin meselelerini tartışabiliyorlardı. Bu büyük bir nimettir. Hatta e, şöyle söyleyeyim, Turgut Özal vefat etmeden önce e, belki de hayatında yönettiği tek panel, hatta belki de dünyada bir cumhuriyet cumhurbaşkanının yönettiği tek paneli Mustafa Çalık düzenlemişti. Panel Başkanı şeydi, e, Turgut Özaldı, i̇şte 1992 falan yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ankara'ya öğrenci olarak, bürokrat olarak vesaire yolu düşen herkesin e, milliyetçi düşünceleri varsa mutlaka, siyasete ilgisi varsa, akademiye ilgisi varsa bu insanların yolu Türkiye Günlüğü Dergisi'nin yazanesine Dolayısıyla Mustafa Çalı mutlaka çıkmıştır. Onun sohbetinde bulunmuşlardır. Cuma günleri bir ritüeli vardır, eğer Ankara'da ise öğleden sonra kuru fasulye ile hazırlıkları başlar her Cuma. İkin namazından sonra veya akşam o vakitlerde yani ikinci sonrası akşam mesai sonrası bir saatte orada büyük uzun masalarda 70-80 kişinin, 100 kişinin olduğu o yenilir, ondan sonra salona sohbet edilmeye geçilir. Aynı masada bir bakarsınız üniversite öğrencisi var. Üniversite rektörü de var aynı masada ne bileyim vali de var İşte ne bileyim, eski veya yeni oradaki bir mayet memuru da var yani böyle to Türkiye toplumunun bir yansıması gibiydi her meşrepten her eğitim grubundan her yaş grubundan insanlar orada bulmak mümkündü orada güzel sohbetler olurdu güncele dair Türkiye'nin sorunlarına dair ee, güzel ee, oradaki insanların herkesin istifade edeceği şeyler konuşulurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mustafa abi çok güzel türkü söylerdi. Saz da çalar. Bir türkü faslına geçilebilirdi. Bazen sohbetler o kadar uzardı ki sabahlara kadar devam ederdi. Sabahlara, sabah oradan herkes giderdi. Tamam. Böyle çok tanıyan her insanın üzerinde etki bıraktığı. Yine televizyonlardaki özellikle tartışma programlarında falan o cerbezeli, Coşkun, ciddi bir söz ustasıydı, büyük bir hatipti, kendisini dinletirdi. Orada biraz sert görünür, bazen böyle sert çıkışlar falan yapar ama şu bilinmelidir ki çok nezaket sahibi bir insandır. İlk defa tanıştığı herkese yaşı ne olursa olsun siz diye hitap eder. Ama o tartışmalarda da görüldüğü üzere özellikle herhangi bir konuda eleştiri sınırlarını aşan, hakarete varan, herhangi bir kişi hakkında sevmediği bir kişi de olabilir o. Onun veya kendisini de eleştirdiği bir kişi olabilir. Hakarete yaklaşan bir cümle kurulursa. Hele bu eleştiri bilgi temelli değil de biraz da bilgisizce yapılıyorsa orada çok sinirlenirdi. Müthiş bir hafızası vardı. Sizin söylediğiniz bir sözü kaynağı ne olursa olsun hafızasından büyük ihtimalle söyleyebilmesi mümkündür. Ben kütüphanede hemen elime gelen birkaç kitabını getirdim. Daha başka kitapları da var. Arkadaşları özellikle şey derdi, Ona MHP doktoru falan diye 90'lar daha genç yaşlarda takılırlardı. Bu şeyin Mustafa Abinin, Mustafa Çalığın doktora tezi aynı zamanda karşı kameraya gösterebilirsiniz. Siyasi ve siyasi kültür ve sosyolojinin bazı kavramlar açısından MHP hareketi. Bu doktora tezi. Aynı zamanda 92'de yazdığı doktora tezi. Kitaplaşmış. Milli kimlik, millet, milliyetçilik. Yine milliyetçilik en çok yazdığı, konuştuğu konulardan birisiydi. Ee, bu da çeşitli ulusal gazetelerde çıkan köşe yazılarını değerlendiği. Başka kitapları da var elbette ama çok önemli şeylerden birisi de bu Ermeni soykırım iddiaları. Burada derleyen, bu konuda yazılmış çeşitli makalelerin yer aldığı, işte Justin McCarthy'den... Gündüz Aktan rahmetli eski büyükelçidir Gündüz Aktan, e, emekli büyükelçidir. iken vefat etmişti. İşte Nuri Bilgin, e, sosyal psikoloji alanında e, Türkiye'nin, ki sandıklıdır Nuri Bilgin, e, Elif Şafak'ın babasıdır aynı zamanda. E, Türkiye'nin yetiştirdiği, önemli insanların yazdığı makalelerin bir araya getirildiği, ve ben e, Gündüz Aktan'ın özellikle Ermeni soykırımı meselesi, Ermeni olayları, tehcir vesaire 90'larda Türkiye'nin başına çok bela edilmeye çalışıldı. O zamanlar Türkiye Günü'nün ilgili sayısında Gündüz Aktan e, benim Ermeni e, meselesini okuduğum en iyi makaleleri yazmıştı. Çok güzeldi. Galiba süremiz bitiyor. Evet, ben en geldik. son 153. sayıda yani son sayıdan iki yayın e, dağıtıma girmeden sayıyı sayı esas alırsak iki. Dağıtıma girecek olanı alırsak üç sayı önce e, ki bir oradaki e, hasbihal son şeyi çünkü editör yazar onun genellikle şeyi e, bu her dergin sayısının başında bir mektup kısmı vardır orada ama son kısmına yani editör İsmail Demirci ondan sonra kendisi de orada birkaç cümle var oradan okumak istiyorum e, ölümü nasıl içselleştirdiği ve artık e, emaneti teslim etmek noktasında en küçük bir mütereddüt durum dahi yaşamadığını da e, gösteren güzel bir örnek. Bizim mahvillerimiz ve muhitimiz öyle kolayına ikna olmazdı. Bir e, milli mücadele ile ilgili son sayı çıkartmak düşünüyorlar hı hı. ama çok eleştiri alınırsa hani benim de sağlığım el vermiyor onu e, e, bertaraf etmek noktasında gibi o düşünceyle yazıyor. Lakin ben denizin yavaş yavaş da olsa kötüye gitmekte olan adlı adınca söylemekte beis yok. Ölümcül hastalığı da ikna olmamızda amil olmadı değil. Cereyan etmesi muhtemel manasız polemikler ve maruz kalabileceğimiz ölçüsüz hücumlara karşı Türkiye Günlüğü ve merkezinde yer aldığı muhit ve mehafilin hakkını, hukukunu, hüviyet, zatiyet ve izzetini savunacak fiziki takat ve çalışma enerjisinden de en azından şimdiki halde mahrum bulunmam, aklımızdan geçen o dosyayı rafa kaldırmamızı intihac etmiştir. Yatan ölmez, yeten ölür gibi Cenab-ı Allah'ın inhisarındaki kader ve kazaya sevimli bir atıfta bulunan dar bir meseli çok sevmeme rağmen düşük bir ihtimal olsa da yaşarsam belki belki bir gün öyle bir sayıda hazırlarız. 2018'den sonra bu kanser kendisine teşhis edildikten sonra tedavisi yaklaşık 5 yıl sürdü. Birkaç kez işte Hacettepe Hastanesi'nde, başka hastanelerde, Manatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviler gördü. En son Koç Üniversitesi'nin hastanesindeydi. E, ve geçtiğimiz çarşamba günü e, gözlerini yumdu. E, kendi vasiyetiydi. Gümüşhane'nin Çalık köyünde kendisinin yaptığı küçük mütevazi bir çiftlik vardı. İleri yaşlarda orada inziva, yazma, çizme, okuma gibi böyle düşünceleri vardı ve doğayla iç içe olmayı da seviyordu. Tabiatla iç içe olmayı orada kendi tabiriyle anacının ayağının ucuna zaten ayırmış kendisine Yürü. annesinin ön tarafına ayağının uç kısmına yan tarafa da zaten doğum esnasında ölen en son oğlunun oraya defnetmiş annesinin ayağının ucunda oğlunun yanında toprağa defnettik sadece Türk için değil hanımefendi Türk dünyası için yeri doldurulamaz bir mütefekkir, bir aydın, bir mücadele insanıydı. İnanıyorum ki onun en büyük eseri olan Türkiye Günlüğü dergisi hem aile fertlerince hem de onun arkadaşları olan fikir insanları tarafından çıkartılmaya devam edecek ve onun bu amel defteri, Türkiye Günleri günlüğü üzerinden açık tutulacaktır. Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin. Amin. Tamam. Ee, tüm e, ahirete intikal eden e, düşünce insanlarına rahmet diliyorum. Elbette e, özellikle onu tanıyanlar insanlar için bir boşluk bırakmıştır. Doldurması güçtür. Ama dünya e, hali hepimiz bir gün vefat edeceğiz. Bu şeyin e, Bahtiyar ve Hapsader'in güzel bir e, şeyi vardır. Annesine yazdığı şiir. Orada şey der. Gün be gün sen benden uzaklaşırsın, ben sana yaklaşırım. Yani biz sevdiğimiz insanlara gün ve gün yaklaşıyoruz. Çünkü biz de gün ve gün ölüme yaklaşıyoruz. Ee, bu şuurda hayatımızı tertemiz devam ettirelim inşallah. Ee, bu güzel insanlar da güzel izler bıraktılar ülkemizde. Onlara varlıkları için müteşekkiriz. Cenab-ı Hak inşallah mekanını cennet etsin. Teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Bu Allah rahmet eylesin, de. de. Allah derecesini artırsın siz de. Amin. E, duygusallaştığınız fark ediyorum. E, maalesef süremizin sonuna geldik efendim. Allah hem Doktor Mustafa Çalı hem onun gibi fikir insanlarına rahmet eylesin ve ülkemizde sayılarını artırsın. E, rahmetlinin merhumunda inşallah cennette derecesini artırsın. Bizden bu kadar efendim. Kent, mekan ve toplumun sonundayız. E, başkaca programlarımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın, esen kalın.